Kimi? 2 kilo birine, 1 kilo da bir. Gösterin abi, yürü. Recep, bana da al bir tane. Tamam, sonra ikimiz paylaşın ablanı. Tamam, ikimiz de paylaşalım. Hayır, istemiyorum ben. Tamam, istemiyorum ben. Alacağım burada, geçer misin? Hadi. Bekle. Hadi kolay gelsin. Kapatıyorum. Saçımızı şöyle göstereyim sizlere. Ne yaptım? Geriden alayla kızmayacağız. Tamam, sen anlat, duyuluyorum. Dünkü doldurduğum patlıkları tekrardan boşalttım arkadaşlar. Niye boşalttım diye sorarsanız, toz biberin yarısını buna kattım. Çünkü bunun kabuğuydu yarısı. Zaten 2 kilo toz biber oldu arkadaşlar. Toz biberin 1 kilosunu buna kattım. Bakın harika bir rengi oldu. Suyunu da tamamen aldı. Hem de tadını versin dedim. Orada da acı biber çektirmişler. Toz biber benimkinde çekince acılığıyla karıştı. Biraz hafif acılı bir salça oldu. Güzel oldu. Dediğim gibi tekrardan boşalttım. Şöyle getir istersen bu sefer de yakında. 1 saat kadar. Çok değil arkadaşlar. Şimdi biberi karıştırdım ya. O yüzden şöyle 1 saat kadar daha güzelce güneşte dursun, tekrardan dolduracağım. Sonradan aklıma geldi, hani çektirdikten sonra şey yaptım dedim. Bir salçanın içine kattım dedim, hem hani katkılı olsun, çok olsun. Gördüğünüz gibi bakın, bunu da buraya karıştırdım. Onu doldurduktan sonra bunu zaten oraya alacağım da. Şimdi bunu da şöyle karıştırın. Toz biber deyip de hani başka biberden katmadım arkadaşlar. Yine aynı salçanın, salçalık biberin kabuğundan yani. Kabuk kısmını ayırtıyorduk ya biz başta. O da iyi güzel oldu. Böyle hem de renk verdi. Kerem geldi. Bakın şu şekilde çok güzel rengini verdi. Ama daha bu tam kurumadığı için de hafif kırmızı. Bu tam rengine güzel oldu. Şunu şöyle güzelce yedireceğim arkadaşlar. Kabuklu çekim her zaman için güzel oluyor da işte ince olmuyor kabuklu çektirdiğiniz zaman. Böyle kabuksuz çektirince de ince oluyor, güzel oluyor. Bir daha hep böyle yapacağım arkadaşlar. Kabuksuz çektirdikten sonra kabuklarına gidip toz biber yaptıracağım ve getirip içine salçamızı güzelce katacağım. Sonra da bu şekilde yedireceğim arkadaşlar. Salçanın içine. Bakın bunu bu şekilde yedirdim. Bu şekilde şöyle seriyorum. Sonrasında şuralarda yedirelim. Dün suvan söktüm arkadaşlar. O da güneşe alerjim olduğu için mahvoldum. Dünden beri burnumu çeke çeke ölüyorum. Bugün bir inle vurulmam lazım. Alerji innesine. O zaten 10 günde bir vurunuyorum da. Geçen senekilere göre bu sene biraz daha iyiyim. Bu kadar şey değil. Bak hele toz biberi katınca nasıl renk oldu ya. Vallahi acayip renk verdi. Şu ama şu şimdi domates salçasının rengi çok açık. O ad üzerinde domates olduğu için. Hı hı. Domates salçası öyle olur. Biraz rengi açık olur. Pempemsi olur. Demek ki biberin rengini veren de kabuğuymuş arkadaşlar. Bakın kabuğunu toz haline getirdi. İçine katınca bir salça tam kıvamına geldi. Yani böyle rengini tam aldı. Bunu da yarım doldururum artık. Bugün şunu doldurum da. Zaten dün onu doldurdum. Toz biber yaptırıp gelince ona da dedim dökün dedim. Hani hak geçmesin. Herkesin kendi biberinden çıkan toz halini kendi biberine dökün dedim. Onu gerek sineye döktüm. Ondan sonra tekrardan biberini karıştırdıktan sonra onu geri koyacağım. Onu zaten oldu. Bu da bayağı oldu da. Yine de yarına kadar dursun. Birazcık sulu. Evet.
Gördüğünüz gibi bunu da güzelce karıştırdım arkadaşlar. Biberini güzelce yedirdim. Şöyle tekrardan serelim. Ben kendime iki torba da alacağım arkadaşlar. Ben salçasız kaldım gibi bir şey oldu. Çünkü hani patlak hesabı anlaştığımız için bunlarınki de patlak çıkmadı. Çıkmadığından ötürü benim 1,5 patlağı ben bunlarınkini ilave edeceğim kendiminkini. Kendime bir daha alacağım. Bana da bir patlak olsa zaten bu sene yeter. Çünkü bir patlak da var zaten. Bir patlak salça daha olsa bana yeter arkadaşlar. Da onun için şimdi bir torba alsam bir torbadan bir patlak çıkmıyor. Mecbur iki almam lazım. O yüzden de güneşler gitmeden iki torba daha alayım da hemen kendime yapayım. Önceden 3 torba diyorum ya aldık mı 3 patlak çıkardı. Şimdi 2 torba alıyorum. Maalesef 2 patlak çıkmıyor. 2 torbadan 1,5 patlak bile zor çıkıyor yani. Tamam. Şöyle de güzelce serer. Bak suyunu bile emdi. Görüyor musun güzel bir şey? Toz biber. Bu da yarına kadar durdu mu bu da mis gibi olur. Şu komşumuzunkilerde karıştıralım. Elimize almışken. Onlar kimin de? Nerenki onlar? Hmm, kurumamış mı onlarınki? Bunlarınki de daha olmadı yazık. Bari daha sulu. Aynı bunu çektik kaldı ki bunlarla. Bak ben kendiminkini doldurdum mesela. Bunlarınki yok daha. Bir iki gün daha durur yani bu işte. Bak seni. Hiç şişmedi yani. Şunlar da dün çektirdiler sonradan. Bunlar da mı? Annem. Nereye oğlum? Nereye? Yo baban çaydı gitmiyor odun kesmeye. Ay. Hazır alacakmış. Anne. Anne. Burada abi bir şey almadı bakkalda bana. Sana da bakkaldan eşya alalı o sandık. Her zaman alıyor yavrum. Anladım ben bakkaldan. Babana söyle yürü. Nasıl odundan alacak? Sizin odundan ne alacak işte bakalım bana hangi odun denk gelirse ona göre alacak. Vallahi. Babam gelin şu orada iki söğüdü varmış. Gidin de onu budayın gelin diyor. Gökhan'a diyorum yok gitmiyor. Gitmiyor. Ne bileyim ben. Bir sürü para vallahi. 2.800 lira para. Hazır alacağım. Alsın bakalım. Hazır da baksın. Ona para verecek. Onun altındaki boş mu anne? Boş. Bu da nenen gelin. Onları da çektireceklermiş. Çektirseler de katsa. Kuruyuncu katırırsalar kendilerinkine nasıl yürüyor? Recep önünden çekebilir misin? Bizimki kurudu. O kaygıya attık vallahi şu salt şey, pul biberi, toz biberi kaygısını. Ben kendiminkini toz pul biberi yaptırdım da. Biz diğerlerini kattım işte içine. Tamam. Bu şekilde işte arkadaşlar. Bunları doldururken yine çekerim sizlere. Neneni çek istersin. Burnunu boğazını kapattın mı? Bir de kapatsın. Bir de konacak. Annenin gün var orada. Akşam getirecek. Yarında sosumuzu yapalım. Arkadaşlar hem şöyle ekmeğimi göstermedim sizlere ekmeğimi göstereyim isterseniz bu şekilde. Şöyle bu kadarını getirdim annemgilden. Biraz daha var. Şurası da şöyle arkadaşlar. Sadece kompostolarım yapılı görüyorsunuz. Daha soslar falan hiç yapılmadı. Bir de şurada turşular var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle salçalarımı göstereyim sizlere. Ha, yaptığım pul biber. Benim pul biberim şu şekilde arkadaşlar poşetledim. Buraya koydum. Güzelce de yağladım. Da şöyle göstereyim yakına. Bir bu kadar da anneme verdim arkadaşlar. Toz biberini de salçamın içine kattım ben. Bugünkü çektirdiğimiz biliyorsunuz zaten biberleri de salçanın içine kattım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Salçalarımız hazır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. 5 patlak gördüğünüz gibi şu şekilde İstanbul'a gitmeye hazır. Şu ikisi bir kişinin. Şunlar da birer kişinin arkadaşlar. Rabbim ağız tadına yedirmeyi nasip etsin inşallah. Bu şekilde yaptık ve bitirdik. Sadece domatesimiz kaldı. Domates de 2 güne kadar kurur. O da kurudu mu onu da yanlarına ekleyeceğim. Arkadaşlar bir saattir burayla uğraşıyorum. Burayı temizledim. Şöyle yakından göstereyim. Şuradaki bütün ne var ne yok. Hepsini gördüğünüz gibi
Şu yanını aldım arkadaşlar. Şurayı da boşalttım komple. Burada samanlar vardı. Bunları attım. Şu hafta temizledim. Kalanını komple buraya topladım. Ağaçlarımızı da buraya topladım arkadaşlar. Böyle yapma sebebimiz, şuraya tandır ev yaptıracağım demiştim. Belki hatırlıyorsunuzdur. Gökhan da boşuna oraya masraf yapmayalım. Zaten burada tandırımız var dedi. Hani geri açalım tandırımızı dedi. Bir yandan da aklıma yattı arkadaşlar. Zaten tandırımız tam şuradaydı. Şu zeminde. O yüzden ben de burayı güzelce temizledim. Yarın Allah izin verirse burayla uğraşacak. Bütün pasakları da buraya süpürdüm. Çünkü buraya beton atılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde şöyle göstereyim. Burası çukurda. Şurası yüksek. Şurası da yüksek. Burayı anne, güzelce mesafede dolduracak. Annem. Yok anneciğim. Haftın yarısını kıracak arkadaşlar. Artık inek almayacağımız için, öyle bir düşüncemiz olmadığı için mecbur burayı artık eski haline getirmem lazım. Hayatı da daraltmamak için. Böyle mi oldu şimdi? Evet. Burayı açacak arkadaşlar. Dediğim gibi şurası zaten tandırımızın yeri. Az bir şey beton var. Hiltiyle betonu yuvarlak bir şekilde kıracak. Tabanı boştaydı zaten arkadaşlar. Tabanına beton anne, atmadıydık. Tandırımız hemen çıkar. Burayı da şuradan şuraya kadar, şu demirin olduğu yere kadar kırarsak, şuraya kadar kırarsak hani buradan geçiş olur. Şuraya da zaten iki tane tahta sığar. İki de şurasıysa 4. Bence yeterli. Hatta şu yana da otururlar yani. 5 tahta falan sığar rahatlıkla. 5 tahtayı sığdırırız. Orada o şekilde. Şuraya da yine eskisi gibi ekmeğimi korum. Buraya da yakacağımızı koruk arkadaşlar. Bu şekilde ekmeğimizi yaparız. Allah izin verirse seni ekmeğimi yaptım zaten biliyorsunuz da. Yine de işte şimdiden hani yapalım. Seneye ölmez sağ olursak. Çekil Recep. Şurada fare vardı arkadaşlar. İçeriye girdi size göstereceğim. Şurası kırılacak. Burayı da kırıp düzleyeceğim. Burası şöyle dümdüz bir zemin olacak arkadaşlar inşallah. Allah izin verirse bakalım yarın papam gelsin bir kafamızdan projemizi bir çizelim. Eğer şey olmazsa hani yatarsa kafamızda o şekilde hemen başlayacak. Şurada fare çıkarsa herhalde çıkmayacak artık. Tayin orada bir fare var diye ekranlara göründü mü bilmiyorum. Burayı bu şekilde yaptım. Hayatı temizlemeye başladım. Kuzular çamaşırlarımızı seriyor. Şurada da süpürgeler var arkadaşlar. Pek süpürgeler gitmemiş. Hani sararmamış da. Kaynana ön taraftan bunları sökmüş. Ben de bağlayayım. Kırılır da yine de ha, iki gün bizi idare etsin, süpürülsün. Şurada pasaklar var. Onları atacağım. Zaten bayağı akşam oldu. O şekilde bunu bir yapalım. Anne, şunları serince ben de atayım. Anne. Anne, bana. Şimdi yapmam mı? Şimdi yapmayın mı? Yapma anneciğim. İyi güzel büyümüş arkadaşlar da bunlar daha çiğ. Normalde bunu bağlamak için bayağı bir kararması gerekiyor. Bağlamak lazım. Ama yine de atmaya kıyamadım. Bağlayın da. Süpürürse süpürür, süpürülmesi atarım çöpe. Şuna bak nasıl da kocaklanmış. Normalde bu işlerden pek kaynana ilgilenir de ben pek yapmam arkadaşlar. Burada büyüyenleri o genellikle bu şekilde koparır. Bunu da kuruyacak. Daha yaş. Anne bana. Anne. Bak bana yapma. Sana yapmıyorum. Bırak bakalım. Anne yeter zaten. Anne oyun oynayalım. Oyun oynanmaz. Bırak bakalım sen şunu. Bir oyun mu oynuyorsun bakalım? Bak süpürge bağlıyorum ben. Bırak. Ses söyle annem.
şurayı da şöyle hafiften bağlayayım arkadaşlar da şey olmasın, iyice böyle saçaklı bir şekilde kurumasın, öyle iyi olmuyor sürekli. Hafif bağlayacağım burayı da fazla kapatmadan. Bakın bu şekilde böyle güzelce süpürgemizi bağladım. Tabii ki şu uç kısımlarını da güzelce keseceğim. Şuradan şöyle tutacağım. Recep, şunu takırdatma oğlum. Ama daha takırdatmıyor ki. Tamam. Bakın arkadaşlar süpürgemizin biri güzelce gördüğünüz gibi bağladım. Çok da güzel oldu. Bu kenara koyayım şimdi ben bunu. Tamam. Bunu da yaptım arkadaşlar. 3 tane süpürge. Bakın şu şekilde şöyle. Bunlar tabii ki kuruyacak daha yaş da. Şunu yaptım. 2. Bir de şu iyi oldu. Şu biraz ufak oldu. Topak da. Şunlar daha iyi arkadaşlar. Şunlar yüksek oluyorlar. O yüzden fazlalığını almadım. Bunları bir şöyle kaldırım. Gölge bir yere de iyice kırılmasın güneşten.